Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir haberi vereceğim. Bunu da Almanya Ekonomi Bakanı Müjde Hayırlı Olsun diye açıklamıştı. Neydi bu haber? Artık asgari ücretle geçinen insanların tam zamanlı çalışan bir kişinin aylık 1700 euro almış olduğu maaşı yaklaşık 2100 euroya çıkacak. Çalışma ücreti asgari 10.45 eurodan içinde bulunduğumuz ay itibariyle 12 euroya yükseltildi. Evet, 12 euro. Yani vatandaşa 1.55 euro saatlik zam yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu karar yaklaşık 6 ay önce alınmıştı. 6 ayda enflasyon Almanya'da %10'a geldi. Yıllık enflasyon. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar en az %25 arttı son 6 ayda. Doğalgaz fiyatı son 6 ayda %200 arttı. Artmaya devam edecek. Bitti mi? Hayır. Elektrik son 6 ay içerisinde %100 arttı. Benzin fiyatları bir yükseldi, düştü, yine yükseliyor. Temel gıda ürünleri artık çıldırmış vaziyette. Vatandaş neredeyse artık et alamayacak. Evet arkadaşlar, özellikle emekliler. 1500 euronun altında maaşı olanlar için Almanya'da et almak lüks arkadaşlar. Ev kiraları 800-900 eurodan aşağıya yok. Evet, özellikle büyük şehirlerde. Evinizden çıkmayın kardeşim. Yeni ev mev yok, unutun. Aynı evi sen 700-800 euro verirken şimdi 1100-1200 euroya tutmak zorundasın. Konteynere gidersin, onun için evden sakın çıkma. Şimdi arkadaşlar, asgari ücretli yaklaşık 6 milyon 640 bin kişiyi etkileyen bir zam bu. 1.55 euro. Allah aşkına, 1.55 euro içinde bulunduğumuz bu ekonomik sıkıntının had safhaya çıktığı, enflasyonun çıldırmış olduğu bu dönemde hangi vatandaşın derdine derman olacak? Diyelim ki bir kişi 1700 euro alıyorsa 2100 euro tam zamanlı için söylüyorum alacak ya. Zaten bu 400 euroyu sen doğalgazla, elektrikle, markette, çarşıda, pazardaki zamla sağ cebine koyduğun bu 400 euroyu sol cebinden alacaksın. Evet. Yani vatandaşın almış olduğu bu zam enflasyona yenilmiştir. Enflasyonun altında kalmıştır. Almanya'da saatlik ücret minimum arkadaşlar, bakın, minimum 14 euro olmak zorundadır. Minimum. Şu şartlar içerisinde başka bir yol, yöntem yok. Bakın, devlet vatandaşın geçinemediğini bilmiyor mu? Biliyor, senden benden daha iyi biliyor. Devlet ne yapıyor? Al diyor sana, 300 euro para verdim diyor, yardım diyor. İçinden bir de vergi alıyor. İşte 1 Aralık'ta emekliye 300 euro verecekler. Daha 1 Aralık'a ne kadar var düşün. Yaklaşık 1 ay. Kıymetli izleyicilerimiz, devlet yardım etmiyor. Yardım yapıyormuş gibi yapıyor. Oyun oynuyor bizimle. İnanın böyle. Ya sen vatandaşa saat ücretini arttırma. Yardım mardım verme. Hiç kimse hiçbir şey istemiyor. Şu doğalgaz faturasını, önümüzdeki ay ödeyeceğimiz, bizi komaya sokacak olan doğalgaz faturasını öde. Elektrik faturasına yardım et. Başka bir şey istemiyoruz. Yıllık 1100 euro civarında bir aile bugüne kadar doğalgaz faturası öderken şimdi yaklaşık 2500 euro yıllık ödeyeceksiniz. Evet. 400 euro zam yaptım diyor. 300 euro İşte yardım yaptım diyor. Onun için arkadaşlar dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Şimdi Almanya'yı yönetenlerin tek bir derdi var. Vatandaştan nasıl
daha çok vergi alırım. Ya çok merak ediyorum. Ufak esnaf kan ağlıyor. İşçi kan ağlıyor. Yetmiyor diyor. Emekli zaten yaşayan bir ölü. Sosyal yardım alanlar artık yetmiyor kardeşim diyor. Ben de merak ediyorum. Devlet mi doğru söylüyor yoksa vatandaş mı? Ortada bir yalancı var. Kim? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yorum bölümüne yazınız. Şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar, özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler, Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam, devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in söylediği şu. Herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10.000, biri 20.000, biri 30.000. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz, görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek. Sadece 120 euroya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak. Bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp'tan görüntülü olarak, canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar, sosyal medyada vesairede görüyorum. Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum. Çıkıp birileri
vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz, emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın, iki kişi emekli olsa, diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor. Yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para mı? Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna, eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. Doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için, özellikle hanımlar, sizlere söylüyorum, bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, ihmal ettik. Çok artmış, bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde, düşünme zamanı değil. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.